parasının savunma edildiği yerin resimle kendini yapmaya kalkıyor. Tabii demokrasi güçleriyle birlikte olmak, hele hele bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz adalet ve demokrasi günlerine çok özlem duyduğumuz bugünlerle hayatı, demokrasi mücadelesi geçmiş insanlarla birlikte olmak bizim için tabii ki büyük bir sevinç ve gurur kaynağı ve aynı zamanda umut da kaynağı. Hani böyle bir arada hala her şeye rağmen mücadelesini her baskıya rağmen sürdüren insanların varlığı bizi umutlandırıyor tabiatıyla. Ve bir ışık var, onun için mücadeleye devam dedirtiyor. Biz de öyle söylüyoruz. Hepiniz var olun değerli kardeşlerim. Sürekli mücadeleyle geçen bir hayat bizimkisi. Hala da devam ediyor. Nereye kadar devam eder bilmiyorum ama biz bu yolda ölünceye kadar yürüyeceğiz. Bir kere burada sarkma yok. Soruna sahip çıkması gereken insanları sorunlara sahip çıkan noktaya getiremiyoruz. Ve esas mağdur olan ve soruna sahip çıkması, onun için mücadele etmesi gerekenler mücadele etmezse biz başarıya ulaşamayız dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı oldu. Dikkatinizi çekmiştir. Bütün demokrasi güçleri bir arada olmalı. Bir arada olabilmeli ve mücadele edebilmeli. Ben belki yine sizin kongrenizde ya da başka bir kongrede şunu söylemiştim. Demiştim ki, ya ben düşünüyorum, emek diyen biziz, insan hakları diyen biziz, adalet diyen biziz, demokrasi diyen biziz, insanın daha iyi yaşaması şartlar için mücadele eden biziz. Yani bir insanın neye ihtiyacı varsa, ne istiyorsa dünyada onu savunan bizleriz ama biz Türkiye'yi yönetmiyoruz. Biz dünyayı yönetmiyoruz. Bunda bir terslik var. Öyle değil mi? Ve çok kuvvetli olduğumuz dönemlerde biz küçücük ayrıntılara takılıp birbirimize mücadele ettik. Ve o gücü kaybettik, bir daha elde edemiyoruz. O günleri hatırlayıp artık küçük ayrıntılara takılmadan gerçekten demokrasi güçlerinin hiçbir şeye bakmadan güçlerini birleştirip yoluna devam etmesi gerekir. Zafer ya da kazanmanın noktası olur. İşte bizim de seçildiğimiz son seçim onun provası olmuştur. Bunun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu pratik olarak gördük. Böyle devam ettirmemiz lazım. Böyle devam ettirme iradesi hepimizde var. Bu umut verici. Ben insan hakları diyen, demokrasi diyen, hukuk diyen, insanlık için çalışan, emek ve emekten yana insanların kazanacağına yürekten inanıyorum ve bu kongrenin başarılı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum.